Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Alexey Yerhov, Ukrayna'nın Türkiye'den aldığı SİHA'lara değinerek, Rus uzmanlar Ukrayna'nın Türkiye'den almış olduğu Bayraktar TB2'leri çatışma alanlarında kullanma olasılığından endişe duyuyor. Uzmanlar bu SİHA'ların Donetsk'te ve Luhansk'ta kullanılması durumunda üstünlük sağlayacağını söyledi dedi. Öte yandan Rusya, Türk SİHA'ları karşısında darma duman olan Pantsir'leri test etti. Gündemi ve derinlemesine analizleri yakından takip etmek için kanalımıza abone olabilir, zil ikonundan bildirimleri aktif hale getirebilirsiniz. Türkiye'nin ürettiği İHA, SİHA'ların dünyanın çeşitli yerlerinde çatışmalarda başarılı olması, gözlerin Türk savunma sanayine çevrilmesine neden oldu. Birçok ülke bu SİHA'ları almak için harekete geçerken, Azerbaycan gibi, Ukrayna gibi ülkeler ise bu silah sistemini envanterine katarak aktif olarak kullanmaya başladı. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Alexey Yerhov, ülkesinin en köklü gazetelerinden Komsomolskaya Pravda'ya uzun bir mülakat verdi. Ankara ile Moskova arasında son zamanlarda artan ve gelişen ilişkileri değerlendiren Yerhov, iki ülkenin geçmişten gelen bağlarına vurgu yaparak iki güçlü devlet yan yana yaşadıklarında çıkarları kaçınılmaz olarak çatışır. Siyaset siyasettir. Bazen sert, bazen de acımasız olabilir. Türkiye ile konuşarak birçok konuda anlaşıyoruz dedi. Büyükelçi Yerhov, gazetenin Dmitri Kuzurov adlı muhabirinin Türk SİHA'ları ile ilgili sorularına çarpıcı bir cevap verdi. Kuzurov, Türkiye'nin Ukrayna'ya SİHA teslimi yapmaya hatta birlikte üretime hazırlandığını belirterek bunların Donetsk'te ve Luhansk'ta kullanılma tehlikesi yok mu diye sordu. İki egemen ülkenin askeri teknoloji alanında işbirliği yaptığını, prensip olarak buna itirazda bulunmalarının güç olduğunu söyleyen Yerhov, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sisteminin Batı'da yarattığı son derece olumsuz duyguları düşünün. Ama biz elbette benzer durumlara daha sakin yaklaşıyoruz dedi. Rus uzmanların Türk SİHA'larının bölgede kullanılması durumunda üstünlük aracına dönüşeceğini söylediğini vurgulayan Büyükelçi Yerhov, itiraf etmeliyiz ki Rus uzmanlar Kiev'in Türk yapımı Bayraktar TB2'lere sahip olmanın vereceği üstünlüğü kullanma cazibesine direnemeyebileceğine dair tehlikeleri ifade ediyor. Bu endişeler haklı mıdır bilmiyorum. Böyle bir senaryonun gerçekleşmesini istemeyiz. Olmaması için çalışacağız ifadelerini kullandı. Lugansk ve Donetsk kentleri 2014 yılında ülkenin kriz yaşamasını fırsata çeviren ve Rusya'nın desteklediği isyancılar tarafından ele geçirilmişti. Daha sonra 7 Nisan 2014'te Donetsk Halk Cumhuriyeti, 27 Nisan 2014'te ise Lugansk Halk Cumhuriyeti adında iki özel cumhuriyet kurulmuştu. Kiev yönetimi bu iki devletçiğin Rusya'dan destek aldığını belirtiyor. Ancak Moskova bu durumu reddediyor. Dağlık Karabağ krizini de değerlendiren Yerhov, Türkiye'nin Dağlık Karabağ çatışmasındaki rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Ankara, Azerbaycan'ı aktif şekilde destekledi. Söz konusu Bayraktar TB2'leri oraya da gönderdi sorusuna, Türkiye ile en başından beri bölgedeki durum ile ilgili sürekli görüş alışverişi halinde bulunduk. Neticede 31 Ocak'ta Rusya ile Türkiye'den 60'ar subayın barış mutabakatlarının yerine getirilmesini gözleyecekleri, ateşkes rejimini gözleme merkezi çalışmaya başladı cevabını verdi. Türkiye'den İHA alan Ukrayna bunlara yenilerini eklemeye ve donanmasını ada sınıfı korvetlerle güçlendirmeye hazırlanıyor. Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, Türk SİHA'larının en etkili modern silah olduğunu konusunda kimseyi ikna etmeye gerek yok dedi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir Başkanlığındaki Türk heyetinin Ukrayna ziyaretinde iki ülke arasında savunma sanayisi alanındaki işbirliklerine yenileri eklendi. Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda
Türkiye ile Ukrayna arasında savunma sanayi işbirliği artarak sürüyor. Başkanımız İsmail Demir'in Kiev ziyaretinde Ukrayna donanmasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere ada sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzalandı ifadelerine yer verildi. Bir süredir Bayraktar tarafından üretilen Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını kullanan Ukrayna bunlara yenilerini eklemeyi amaçlıyor. Ukrayna söz konusu anlaşmalarla Karadeniz ve Azak Denizi'nde güvenliğin artırılması için donanmasını güçlendirmeyi hedefliyor. Öte yandan Rus ordusu Türk sihaları karşısında Libya'da hezimete uğrayan Pantsir hava savunma sistemlerini Sibirya'da test etti. Ordu televizyonu Zvezda tatbikata 500 kadar askerin katıldığını duyurdu. Olay yerinden bildiren muhabir Nadezhda Kotormus, Pantsir S1'lerin başarısını öve öve bitiremedi. Muhabir Kotormus, ilk tahminlere göre düşmanın hafif zırhlı araçlarla ilerleyen iki Dugay'ın yanı sıra iki düzine geleneksel hava aracının yok edildiğini Zvezda izleyicilerine bildirdi. Habere göre tatbikatın bir bölümünde hava savunma sistemi Pantsir S1'ler düşmanın bir askeri konvoy ve bir demiryolu istasyonuna düzenlediği hava saldırılarını da geri püskürttü. Zvezda'nın internet sitesindeki haberin başlığı ise Pantsir mürettebatı Sibirya'da düşmanın kurşun yağmurunu bastırdı oldu. 30 mm uçak savar silahlarıyla 4 km uzaklıktan ateş açtığı belirtildi. Öte yandan Türkiye-Azerbaycan 9. Karma Ekonomik Komisyon toplantısı Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın eş başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. İki ülke arasında birçok anlaşmaya imza atıldı. Sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Oktay, 138 maddeden oluşan 9. dönem Karma Ekonomik Komisyon protokolünün imzalandığını belirtti. Oktay, imzalanan protokolün hayırlı olması temennisinde bulunarak toplantı sonuçları, Azerbaycan'ın Karabağ'da kazandığı şanlı zafer sonrası Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev liderliğinde milletimizin omuz omuza dünyaya verdikleri mesajla aynı doğrultudadır ifadelerini kullandı. Karma Ekonomik Komisyon toplantısı ile mevcut fikir birliğinin ekonomik ve ticari altyapısıyla iki ülke arasındaki işbirliğinin yol haritasının güncellendiğini aktaran Oktay şunları kaydetti. Azerbaycan ile ikili ticaretimiz COVID-19 salgınının olumsuz etkilerine rağmen 2020 yılında bir önceki yıla göre %5 artarak enerji dahil 4.6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Hedefimiz 2023 yılında 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmaktır. Bugün imzaladığımız işbirliği protokolü ve eylem planının 15 milyar dolarlık hedefe ulaşmada önemli bir aşama olacağına inanıyorum. Eylül 2019'da Bakü'de gerçekleştirdiğimiz toplantıda ekonomik ve ticari ilişkilerimizi geliştirmek amacıyla kararlar almıştık. Salgın şartlarına rağmen bu kararlardan 62'si bir yıl içinde hayata geçirildi. Türkiye-Azerbaycan tercihli ticaret anlaşması tamamlanarak 1 Mart itibariyle yürürlüğe girecek. Türkiye-Azerbaycan Sanayi ve Ticaret Odası Forumu kuruluş anlaşması, ticarete finansman sağlanması amacıyla Türk Exim Bank ile Ziraat Bank Azerbaycan arasında 26 milyon dolar tutarında kredi anlaşması, ülkelerimiz arasında basitleştirilmiş gümrük hattı kurulmasına dair mutabakat zaptı, Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattının yapımına ilişkin mutabakat zaptı ve merkez bankalarımız arasında işbirliğinin güçlendirilmesine dair mutabakat zaptı imzalanmıştır ifadelerini kullandı.